4 Haziran 2024, arkadaşlar. Aksaray'dayız. Şu Ender mağazası tadilatta. Ender mağazasının sırasında şimdi, daha önce de birkaç kez çektik, engelliler için bir anormal durum var. Şimdi öncelikle herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Kanalıma abone olup yorum beğen yaparsanız katkı vermiş olursunuz. Gözünüze, yüreğinize sağlık arkadaşlar. Lütfen çevrenizdeki de abone yaparsanız çabuk büyüyoruz. Evet, bugün ilk konu ne arkadaşlar? Engelli kardeşlerimize böyle burada belediye yürüme yeri yapmış. Eyvallah. Hangi belediye bilmiyorum tabii. Büyükşehir mi? Fatih Belediyesi, ikisinden biri. Şimdi engelli arkadaşımız yürüyor kardeşimiz. Abi böyle sigara, izmarit. Abi sigara mahsus atmışlar? Aralara sigara sıkıştırmış gibi. Evet, şimdi o kadar sıcak ki amcam güneşten korunsun diye çantayı tutmuş. Bizim de bir şapka takmamız lazım. Görüyorsunuz 32'de. Yaz birden bastırdı arkadaşlar. Evet, engelli arkadaşımız yürüyor. Kardeşimiz yürüyor, yürüyor. Bakın şimdi ne olacak? Çok iyi bir şey. Ve burada güneşten göremiyordum. Evet, burada betona çakılıyor arkadaşlar. Amcam geliyor, betona çakılıyor. Evet. Bir de bu pislik ne ya, Aksaray göbeğinde. Ya şu betonu kaldırın ya, şu demirler nedir bu pislik ya? Abi demirler alt havalandırma da. Arkadaşlar görüyorsunuz burada, çocuklar da üstünde. Ayağı araya girse. Ya da kafası takılmış şu demirler. Şu pisliğe bakın ya. Ya böyle billboardlara yaz yazmak da bu işler olmuş. Şunları kaldırın ya. Nedir bunlar abi? Aksaray'ın göbeğinde binlerce turist. Burası kime aitse artık, Büyükşehir Belediyesi'nin, parkının. Şu pisliği kaldırın ya, bu ne ya? Bu ne yer ya, bu beton? Önceden bir şey yapmışsınız, sonra da kaldırmayı unutmuşsunuz ya. Evet. Maalesef engelli arkadaşımız buradan bir kere betona çakıyor şöyle. Yürürken gül. Sonra biraz şey yapıyor, gene burada. Evet, sonra yine engelli arkadaşımız böyle betona. Burada da demirler varmış. Tabii buraya bir tabela falan koymuş. Sonra engelli arkadaşımız neyse iki tane ayağını vurdu böyle betona, neyse gene geldi. Yürümeye çalışıyor arkadaşlar. Ya gene geliyor, gene buradan ayağını vuruyor. Allah Allah. Evet, üçüncü kez vuruyor ayağını abi. Artık burada engelli kardeşimiz İki ayak atamıyor burada. Artık burada tek ayağa düşüyor. Evet, böyle pislik. Sonra gene buradan, neyse buradan artık rahat yürüyebilir. Buradan caddeye doğru. Sıkıntı yok. Evet, çok ayıp bir şey ya. Engelli kardeş. Her yerde bu böyle ya. Bu kaçıncı yayınımız hiç. Engelli kardeşlerimize tüm dünyaya rezil oluyor. Evet arkadaşlar, engelli kardeşlerimiz. Benim bildiğim 10 milyon engelli kardeşimiz var. Bunlar ailesiyle çarparsan 40 milyon. Her şeyin kaderini Türkiye'de değiştirebilirsiniz. Seçimlerin, mali seçimlerin seçim. Siz de biraz duyarlı olun. Bak bunları düzeltmediler abi. Kaç yıldır bu böyle ya? 5 yıldır mı, 3 yıldır mı? Ben bildiğim en az 2 yıldır bu böyle. Şu pisliğe bakın ya. Şu otlara bak. Aksaray'ın ortasında böyle bir şey olur mu ya? Şu beton ne abi? İnsanların ayağı takılır ya. Ya bu kaç senedir burada? Ya şunu belediye başkanları, belediye şefi, belediye müdürü, amiri, çalışanı, ya hiç kimse görmüyor mu? İlla YouTuber Murat bir yayın mı yapacak ya? Ancak masada oturun abi.
Bunu benim dememe gerek yok ya, buradan belediye başkanı arabayla şu caddeden geçiyor. Kısım amiri geçiyor, umum müdürü geçiyor, şefi geçiyor, sorumlusu geçiyor. Ya demiyorum arkadaş, şu pislik ne ya, merak etmiyor mu? Şu ortadaki caddeyi zaten daralttık. Aksaray'da çekimlere devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz önce şarj bitti, powerbank'e taktık. 7 yıllık cep telefonu şarj %50-%45 kapasiteyle çalışıyor. Pili değiştirmeyeceğine telefonu komple değiştireceğiz artık arkadaşlar. Gene burada bir engeller için bir şey yapmışlar ama artık bu hassasiyetini kaybetmiş arkadaşlar. Gündüz olmuş, önünde tırtırlı olacak. Bunların değişmesi lazım. Evet, bu yaya geçti, boyanması lazım. Bunlarda böyle bir yaya çıksa burada. Evet, görüyorsunuz motosiklet sorununu. Bütün yayalarda motosiklet geçiyor. Şurada Beyaz'dan, Aksaray'dan Beyaz Laleli'de bir yol yaptılar. Motosikletler hep geçiyor. Bugün de onu çekeceğiz. Konumuz şimdi konumuz engelli arkadaşlarımız. Buradan geçiyor. Karşıya nasıl oluyor anlamadım. Gene burada engeller için bankamatiğe gelsin diye şöyle reklam olmasın. Engelli kardeşlerimiz. Ya şimdi bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şey, ben normal sağlam insan değilim. Bırak engelli körü görmeyen arkadaşlarımızı. Ama arkadaşlarımızı ya bırak. Normal Aksaray'ın ortası, Aksaray, Beyaz, Yenikapı, merkezli bir yer. Şu pisliğe bakın abi. Abi şuraya bakar mısın? Pakistan'a mı geldik? Şu pisliğe bakın abi. Olacak şey değil ya. Abi bunlar nedir böyle? Bir çocuk takmışsa şuraya kafası gözü. Burayı kapatın üstünü. Şu pisliğe bakın Aksaray'da. Şimdi köprüden geçelim bakalım. Sırat köprüsünde bizi neler karşılayacak? Evet, bu lastikler acilen değişmesi lazım. Abi ben belediyeden para mı alıyorum maaşlıyım, bunları şey yapıyorum ya, uyarıyorum. Burada hiç kimse görmüyor mu burada? Hiçbir görevli geçmiyor herhalde. Onlar masa başı, bilgisayarda mühim işleri var. Evet arkadaşlar, gene buradan bir bakalım. Şimdi bir engelli olarak yürüyoruz. Ana. Engelli kardeşimiz yanında. Burada ben takılıyorum. Evet. Burada görüyorsunuz şeyler eksik. Abi şu Aksaray'daki pisliğe bakın ya. Olacak şey değil. Bir de öğlen daha 12 ha. Burası bence en az 1-2 aydır süpürmüyor arkadaşlar. Belli. Çöpler artık. Evet. Aksaray'da böyle. Bak. Turist geçiyor. Bak turist. Turiste bu pislikte. Yani böyle lüks otel yapmanız, evet, gene buradan motorlar yaralarla atılıyor. Bu çok büyük sorun, evet. Yaya geçitlerini kontrol edemeyen bir memleket nasıl ülkenin sınırlarını kontrol eder? Şu pisliğe bakın arkadaşlar, bunların hepsi değişmesi lazım. Evet, gene burada, evet, olacak şey değil ya, Aksaray'ın göbeği. Abi bu vallahi Pakistan, Hindistan daha temiz ya. Aksaray'ın göbeği abi. Göbeği. Kum kapı böyle büyük bankaların şey var. Hep banka dolu burada. Abi böyle bir şey olamaz. Büyük binalar. Ama görün burayı. Bakın. Burada belediye. Görüyorsun arkadaşlar. Normal insan takılır ya. Bırak engelliyi falan. Bak çukura bak. Ayağıma girdi. Ve takıldı bak. Ya siz bu takılmayı ufak görmeyin arkadaşlar. Takılıp kafanız betona gelip ölebilirsin. Ömür boyu felç olabilirsin. Ayağım takılıp da hani her zaman kurtulmuyorsun. Çok ağır bedel. Belin kopar, başın gelir, beyin kanaması olursun. Evet. Hindistan biliyorsun arkadaşlar. Abi İstanbul'un göbeği şu pisliğe var. Şu demir yolların da bir paslanma, yaranması var. Arkadaşlar ya bu gariban YouTuber Murat Özer
Kardeşimiz geldi engelli böyle karşıda. Artık engelli yolu şey işareti yok. Evet. Bunların da artık değişmesi lazım. Gariban bankanın şöyle şunları değiştirecek parası yok herhalde. Artık bunlar hassasiyetini kaybetmiş arkadaşlar. Nitrat yuvası baksanıza. Ya banka şunu paran yoksa ben yapayım size ya. Şu lastikleri değiştirin ya engelli kardeşlerimiz için. Ayıp ya, neyse. Evet, engelli kardeşimiz bu yaya geçidinden geçti. Artık bundan sonra kendi imkan tecrübesiyle hiçbir işaret yok. Devam edecek. Evet. Evet.